Merhaba, saat 21, Dünya Hali, Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız. Önce bültenden bazı başlıklar okuyacağım. Sonra Dünya Hali'ne bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1044 gün sonra yeniden AK Parti grup toplantısına katıldı. AK Parti'nin hem devrimci, hem muhafazakar, hem de demokrat ve cumhuriyetçi kimliklerinden söz etti. Ve gruba daha çok çalışacağız diye seslendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Meclis Darbe Komisyonu'nun 10 sorusuna 8 sayfalık yanıt verdi. 15 Temmuz gecesi karargâhta yaşananları tek tek anlattı. Teröristlerle hiçbir pazarlık olmadığını söyledi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının darbecilerin umutlarını kırdığını belirtti. FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında FETÖ elebaşı Gülen ve TUSKON Başkanı Firari Rızanur Meral'in de olduğu şüpheliler hakkında iddianame hazırlanmıştı. O iddianame kabul edildi ve haklarında 3'er kez müebbet hapis cezası istendi bu sanıklar hakkında. İstanbul Ok Meydanı'nda terör örgütü DHKPC'ye operasyon düzenlendi. Ekipler 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Ve İstanbul polisi 2 hafta önce Beykoz'da bir çiftlik evinde suç örgütü lideri Sedat Şahin'i yakalamıştı. Şahin tutuklandı, zırhlı araçla adliyeye götürüldü ve Şahin'le birlikte mahkemeye çıkartılan iki adamı da cezaevine gönderildi. Şimdi Dünya Hali. Şöyle dünyada ne oluyor diye bir bakmamız gerekiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs Özel Temsilcisi ile görüştü. Aid. Ve o görüşmenin ayrıca açıklaması var da bunun sesi Güney Kıbrıs'tan geldi, yankısı. Anastasiades her konuyla ilgili Aid'in geçen gün Yunan medyasına verdiği bir demeci kaynak gösterdi ve dedi ki bu demeçteki enerji vurguları işte görüşmeleri etkiler falan, esti gürledi bir şeyler. Anastasiades kendi çapında medyası da var. Elinde uluslararası medya olduğu için Anastasiades'in konuşmaları çok mühim bir şeymiş gibi dışarıya yansıtılıyor. Çünkü elinde tekrar uluslararası medya var. Onlar da zevkle İngilizce ve diğer dillerde bu lafları taşıyorlar. Nedir, ne olmuş? Özel temsilci dedi ki bu enerji aramaları, işte Kıbrıs açıklarındaki aramalar ve diğer sismik işlemler görüşmeleri ve görüşme sürecini etkileyebilir ve olumsuz yönde etkileyebilir demişti. Anastasiades buna işte itiraz etmiş, beğenmemiş. Temsilciyi eleştirmiş. Temsilciye bir süredir saldırıp duruyor. Başka bir hesabım var diye bakılmakta. Bu arada Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin zaten açıklaması var. Biz elimizdeki bütün imkanları ve gereken neyse kullanacağız. Çıkarlarımızı korumaya kararlıyız demişti Türkiye bölgede, Doğu Akdeniz'de. O yüzden o açıklama sabit duruyor. Anastasiades'in muhtelif açıklamalarını görüyoruz. Bu arada özel temsilci diyor ki Kıbrıs'a pek dönmeyi düşünmüyorum. Anastasiades işte biz konuşuruz ama Türkiye deyip yine Türkiye'yi muhatap almaya çalışıyor. Bu konuda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da yorumları vardı. Bugün Gabonlu Bakan'la konuştuktan sonra Çavuşoğlu Kıbrıs'a da gideceğini Perşembe günü söyledi. Ve işte Rum kesimi özellikle 3-4 aydır müzakere ediyormuş gibi yapıp sonra işte benden kopmasın taktiği izlediğini hatırlattı. Gittiği yere kadar gitsin tavrı izliyorlar. Bunun muhtelif nedenleri olabilir. Ve tekrar biz konuşuruz ama tabii ki kendi gündemimizle konuşuruz demeye getirdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Benzer şekilde aynı basın toplantısında bu Almanya'nın tutumu, işte Almanya'dan da bir iki demeç var. İncirlik'i bir ziyaret etmek istiyorlar çok istekli şekilde. Bu Çavuşoğlu'nun sözleri Almanya'da yansıdı. Şöyle diyor Dışişleri Bakanı, Almanya'nın Türkiye'ye bakış açısında olumsuzluklar var.
Biz bunu sık sık söylüyoruz. Türkiye aleyhine ne varsa Almanya'nın desteklediğini görüyoruz. Temel mesele bu. Yoksa incelik falan filan, yani büyük resmi görmesini istiyoruz Almanya'nın. Zaten bunu da görmüşler. Hemen Dışişleri Bakanı'nın bu sözleri ajanslarca taşındı. Aynı zamanda Almanya'nın başka olumlu adımlar atması gerektiğini hatırlattı bakan. İncirli'ye gelmek istiyorlarsa, başka üstüne gelmek istiyorlarsa NATO üssü olarak mesela Konya'ya gelebilirler diyor. Konya bu mevsim çok güzeldir. Turizm fena değildir. Konya turistik açıdan da ilginçtir. Onun için aman milletvekilleri çok gelmek istiyorlarsa mesela Konya'ya gelebilirler dedi Dışişleri Bakanı. Sonra Vladimir Putin Paris ziyareti, Macron'la görüşme vesaire. O arada Fransız medyasına da demeç verdi. Le Figaro gazetesine konuştu Vladimir Putin ve orada bir süredir tekrarlıyor. Bunu tekrar söyledi. Şam rejimi Beşar Esed kimyasal kullanmadı diyor. Bunu daha önce de söylemişlerdi ve eminiz bu konuda diyor. Fransa bu kimyasal soruşturmayı önde yürütüyordu. Onların da İşte laboratuvarından benzer sonuçlar çıkmıştı. Son kimyasal saldırı. Ondan sonra Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmışlardı. Ama Putin hala bu Han Şeykun'daki saldırının Esed'den gelmediğini söylüyor. Bu ne demek? Bu Güvenlik Konseyi bir şey yapacaksa Esed engelleyecek demek. Dolayısıyla Rusya'nın katı tutumunu da gösteriyor. Orada kimyasal konusunda herhangi bir gelişme olmayacak demektir bu şekilde. Hayır, o kullanmadı diye savunma avukatlığına soyunduysa pek yapacak bir şey yok. Şu noktada Rusya engelini aşmak mümkün değil. Sonra İngiliz Hava Yolları hafta sonunda bir hacker saldırısına uğradı. Sistemleri çöktü. Çöküş o çöküş. Bugün salı, hala daha kendilerine gelemediler. Yolcular perişan, binlerce kişi zaten evine geri döndü. Havaalanlarında kalma gafletinde bulunanlar da perişan oldu. İşte artık İngiliz medyası da işin gırgırına başladı. Medya diyor ki artık çocuk ağlamaları duymuyoruz. Çünkü çocuklar bu bekleme süresince büyüdüler, akıllandılar. Artık bebek falan yok çünkü hepsi büyüdü. O kadar çok zamandır bekliyoruz ki bütün bebekler büyüdü, hiçbiri ağlamıyor falan demeyi getiriyorlar. Milyonlarca sterlin zarar var. Aynı zamanda şirketin zaten zor durumda olan mali yapısını daha da sarsacak bir gelişme deniyor. İşte yolculara evinize gidin, biz çağırmadan da gelmeyin demişler ve binlerce yolcu ne zaman nereye hareket edeceğini, nasıl seyahat edeceğini bilemiyor. Bir kısmını çözmeye çalışıyoruz diyorlar. Peki neden çöktü? Asıl oraya bakılması lazım. Daha oraya gelemediler. Eğer büyük bir saldırıysa ve başka şeyler yoksa, o zaman İngiliz Hava Yolları'nın yapısı, çalışması, her şeyi etkilenebilir olumsuz şekilde. Hindistan, bu Hint Okyanusu'nda bir küresel çatışma var ya da rekabet var. Orada Çin var, Amerika var, Rusya var ve Hindistan'ın da denge çabası var. Şöyle, bir vakit birkaç ay önce ortak manevra, Amerika, Japonya, Hindistan'a da demişler ki hep birlikte üçümüz bir ortak manevra yapalım, Avustralya'yı da çağıralım. Fakat Hindistan Avustralya'ya itiraz etmiş, Avustralya'ya demiş ki sen gelme. Gemi gönderecekler falan, askeri manevra, donanmalar, tatbikat söz konusu, sen gelme ama istiyorsan gözlemci gönder ve diğer tatbikata katılan gemilerin katılımıyla, yani siz de subaylarınızı gönderin, o gemilerde bulunsunlar falan demiş. Avustralya buna çok alınmış. Neden? Çünkü diyorlar Hindistan Çin'den ürküyor. Çin Avustralya'nın bölgede donanma ve vesaire etkisiyle güç toplamasını istemiyor. Orada ittifak oluşmasını istemiyor. İşte Japonya, Avustralya, Amerika toplandığı zaman, Hindistan'ı da yanlarına aldıkları zaman Çin kendisini çok yalnız hissediyormuş, güçsüz hissediyormuş ve Hindistan'a baskı yapmış bunları bu şekilde yanına toplama diye. Onlar da Avustralya'yı yanlarından uzaklaştırmakla çare bulmaya çalışmışlar. Orada bir
çok boyutlu çekişme olduğunu gösteriyor. Kim kime karşı ittifak kuracak? Başka noktalarda da anlatmıştık. Çin aynı zamanda mesela Pakistan'dan yakın işbirliği ve liman giriş çıkışına izin istemekteydi. Güney Asya'da tekrar liman arama konusunda Hindistan'la Pakistan'ın ayrı çekişmesi var. Bölgede denizaltı yarışı olduğunu, herkesin denizaltı almaya çalıştığını, işe yarasın yaramasın herkesin denizaltı sığ filolarını güçlendirmeye çalıştığını anlatmıştık. Stratejik satranç da değil de artık güreşe döndü itişmenin parçaları. Bizim Mehmetcan Aktacı bulmuş, bunu arıyorduk, bu görüntüyü epeydir arıyorduk. Prodüktörüm Mehmetcan bulmuş, sağ olsun. Şöyle, bu bir eski Mısır eseri, bir duvar parçası ya da bir tapınağın bir kenarından alınmış deniyor. Şöyle, Pitamos, bu işte eski Mısır şahsiyetlerinden bir tanesi. Onun işte bir görünümü, bir kopyası. En az 3000 küsur yıllık bir eser. Şöyle, bu eser Almanya'daymış. İkinci Dünya Savaşı'nın kargaşasında kaybolmuş. Sonra Amerika'da ortaya çıkmış. Ve Amerika bu eseri Almanya'ya geri vermiş. Almanya'da gururla anlatıyor, eseri geri aldık diye. Bir dakika diye baktık. Yani tam Amerika Almanya'da. Eser Mısır eseri. Neden Mısır bu işe taraf değil? Mısır işin ucunu çoktan kaybetmiş. Yani Mısır'dan eser çıkmış. Başkalarının mülkiyetine geçmiş. İş orada kopmuş. Bu Mısır'ın eseri olduğu için Mısır'a geri dönmesi falan filan diye kimsenin bir şey söylediği yok. İşte Amerika ile Almanya, aman ne güzel bulduk, öbürü de aman ne güzel buldunuz, bize de geri verdiniz, çok teşekkür. Mısır eserini iki ülke, başka ülke bu şekilde paylaşıyorlar. Maalesef antik eser dünyasında, eski eser dünyasında bu çok rastlanan bir durum. Ülkeden kaçırmamaya dikkat etmek gerekiyor. Ülkeden bir kere çıktıktan sonra onu geri almanın mümkünü yok. Bütün eserlerin ait olduğu yerlere dönmesi lazım. Mısır'sa Mısır'dır, Anadolu'sa Anadolu'dur. Orijinal yerlerine dönmeleri lazım ama böyle olmuyor. İşte ikinci, üçüncü, dördüncü ülkeler arasında yağmaya kurban gidiyor. Böyle bir ilginç durum. Bu şekilde dünya, genel dünya durumuna bakacağız da bir konu daha var. Bu Kuzey Kore'yi unutmamak gerekiyor. Kuzey Kore orada haritamızın köşesinde duruyor ama Kuzey Kore işte arada sırada füze atıp ortalığı heyecanlandırıyor. Güney Kore'nin tavrı çok önemli. Amerika oraya füze savunma sistemi yerleştirmişti. Fakat şimdi bu füze savunma sistemi konusunda Güney Kore ile Amerika arasında bir çekişme başladı. Neden? Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı iş başına geldi. Diyor ki Amerika çok fazla füze koyuyor savunma sisteminin parçası olarak. Amerika da diyor ki bu savunma sisteminin 6 adet bataryası vardır. Alelacele radarı getirdik. Bu TAR denen çok ileri teknik teknoloji radarı. Bunu alelacele getirdiğimiz için yalnızca 2 bataryayı getirmiştik. 4 batarya da yeni geldi. Onları da kuruyoruz. 6'yı bu şekilde tamamlayacağız. Kore Devlet Başkanı da diyor ki hayır, bu 6 bataryadan benim haberim yoktu. 2 tane olacaktı. Bu 4 tane niye geliyor? Kore Cumhurbaşkanı'na da biz sizin ülkeyi savunmaya çalışıyoruz diyorlar. Pek anlatamıyorlar. Bir de böyle bir çekişme olunca tabii ki buna en çok Çirkin Panda Kim seviniyor. O çok mutlu bu çekişmeden ve o bildiği gibi orada füzeler olsa da olmasa da kendi füzelerini uçuruyor. Kore'yi unutmamak gerekiyor. İzliyoruz. Şimdi büyük resme bakıyoruz. Efendim, Suriye'deki durum, Suriye'de dikkatler, 2 gündür anlatıyoruz, bu El Tanf ve çevresine odaklanmış durumda. Rakka falan hikaye, Rakka'ya falan kimsenin baktığı yok. Dikkatler orada, çünkü neydi durum, son bıraktığımızda aynı durum devam ediyor. Şam öncülüğünde rejim askerleri, Hizbullah, Iraklı milisler,
başıbozuk çapulcu askerler ne gelirse artı Rus desteğiyle birlikte Tanf'a doğru geldiler, burada durdular. Tanf'ın önemi neydi? Aynı zamanda Ürdün ile Irak arasında geçiş noktası, Ürdün, Irak, Suriye arasında geçiş noktası ve de Tanf'ı ortadan kaldırdığınız, Tanf'a hakim olduğunuz zaman Bağdat-Şam karayolunu da ele geçirmiş oluyorsunuz. Şam'ın derdi de bu. Orada da Ertanf'ta da Amerikan ve İngiliz özel kuvvetleri var ve de Özgür Suriye ordusu var. Bu Özgür Suriye ordusunun varlığından pek kimse haberdar değildi. Fazla konuşulmuyordu. Fakat şimdi ortaya çıkmaya başladılar ve bu bölgeye Badia deniyor. Badia, evet Badia bölgesi Deir ez-Zor'un altı sayılmakta bir idari bölge olarak. Şimdi bu bölgedeki Özgür Suriye ordusu da yavaş yavaş profilini göstermeye başladı ve onlar da diyorlar ki son dönemde biz Amerika'dan epey bir silah aldık. Orada Özgür Suriye ordusunun eğitildiğini biliyorduk. Ürdün'den falan geçiyorlardı. Pek Irak'ta faaliyetleri yoktu ama orada bir şeyler vardı. Şimdi bol miktarda silah gelmeye başladı. Peki ne yapacaksınız o silahları? Bu silahlarla da biz işte Şii milislerin Ertanf'ı ele geçirmesi ve Bağdat'ta Şam arasında bağlantı kurulmasını, aynı zamanda Tahran'da müdahil olaya, onu engelliyoruz diyorlar. Peki ne silahları, nereden geliyor? Şöyle, bu miktarda TOW füzesi gelmiş, en az iki tane zırhlı araç gelmiş, işte askeri araçlar geldi diyorlar. Oradaki ÖSOV varlığının sayısı konusu net değil. Bir kısmını eğitiyorlardı. Bir de tekrar sınırlar orada üçlü sınır olduğu için bazı gruplar girip çıkabiliyorlar. Onun avantajı var. Peki bu Deir ez-Zor'a bir katkı ya da etki yapabilecek mi? Deir ez-Zor hala Şam'ın ve Rusya'nın hedefinde. Oraya yürümeleri gerçekten bir an meselesi deniyor. İran bu gelişmelerle son derece ilgili ve işte oradan da bazı demeçler var. Şii ilalini kurmamızı engelleyemezler falan gibi ateşli demeçler de gelmiş orada milislerden, İranlı milislerden. Ama çatışma var mı? Şimdilik yok. Ajans bildirmiş son durumda sessizlik var. Fakat Ertanf üzerine yoğunlaşma sürüyor ve Ertanf'taki ÖSO varlığının desteklendiğini görüyoruz diye. Ama güçleri ne kadar ve ne durumdalar tam net değil. Bu arada Fransa Macron'un da bir grup Suriye direnişçi temsilcisiyle görüştüğü yolunda Paris'ten bir haber var. Riyad Hicab, bu Riyad kaynaklı bir komite vardı. Direnişçilerin bir kısmını şemsiyesi altında toplayan onların temsilcileriyle görüşmüş Macron. Ne diyor? İşte Suriye dosyasına çok yakın ilgi duyuyormuş Macron. Suriye ile yakından ilgiliymiş ve bu konuda işte muhalif liderlerle görüşüp onların görüşlerini almak istemiş. Dün Putin, bugün Suriyeli direnişçilerin bir kısmıyla görüşmüş. Ne yapıyor? Macron Musul'da Fransız birlikleri var. Onu biliyoruz. Musul operasyonunu destekliyorlar Amerikalılarla birlikte. Aşağıda Suriye tarafında belirsizlik var. İzliyoruz bölgeyi. Şu an itibariyle Beyaz Saray'da basın toplantısı var. Beyaz Saray'ın artık günlük basın toplantısı olağan dışı bir boyuta yöneldi. Beyaz Saray'ın basın toplantısı yapıyor olması bile bir flash başlık sonucu oluyor veya gerektiriyor. Beyaz Saray'da bazı değişiklikler olacağı bildirilmekte. Bir iletişim direktörü o görevden alındı. Sözcü alınabilir deniyor. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Franz Priebus kendisi Yunan Ortodoks Kilisesi'nin şövalyelerindendir. Onu da Atina'ya büyükelçi olarak yollayıp hem rütbe verip hem terfi ettirip hem de kaydıracaklar Atina'dan, Yunanistan'dan, Beyaz Saray'dan gibi. Burası Atina. Böyle bir ortamda şimdi
Dün Atina'da ilginç bir toplantı yapılmış. Uzaydan Atina orası. Toplantıdan bir kare sosyal medyada paylaşılmış. Biz de ilgiyle izledik ve baktık. Çünkü bir Doğu Akdeniz haritası, işte panelistler, arkada Doğu Akdeniz haritası ve o haritada bazı çemberler. Yeşil çember, kırmızı çember, öbür tarafta mavi çember. Hayrola, Yunanistan Doğu Akdeniz'de olimpiyat madalyası mı dağıtıyor diye baktık. Değil. Ne paneli bu? Bu panel bir yeni yayınlanan bir kitabın paneliymiş. Ne kitabı? Kitap kemer sıkma döneminde Yunan dış politikasını anlatıyor. Hem kemer sıkıp hem dış politika olmaz. Ama nedense bunu uygun görmüşler. Son kemer sıkma dedikleri 2008 krizi, 2009-2010'da falan Yunanistan krize girdi. Yani 6 senedir falan krizdeler. 6 senedir Yunan dış politikası ne yapıyorsa onu yapıyor. Takozluk yapıyor falan. İşte onun kitabını yazmışlar. Peki. Sonra panele Amerikan Büyükelçisi de katılmış. Şimdi Amerikan Büyükelçileri genellikle ev sahipleriyle iyi geçinirler. Yani çağırdıkları zaman bir yere giderler. Açılış, panel, düğün, neyse. O kapsamda katıldığını düşünüyoruz Amerikan elçisinin. Fakat bu haritayı anlayamadık. Bir iddiaya göre bu haritayı Amerikan elçisi göstermiş ama çok emin değiliz ondan. Fakat bu harita ne diyor? Şimdi çemberler. Bu çemberler genellikle menzil falan gösterir. Haritalarda böyle yuvarlak çizmek aslında boş bir iştir. Yani bu yuvarlağın ne kapsamda çizildiğini ve merkezinin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Şimdi bakınca bu yeşil çemberin ortası, merkezi şuralarda bir yerde. Yani İsrail, Gazze açıkları falan gibi geliyor Akdeniz'in bu tarafı. Sonra bizim bu mavi çember, bunun merkezi, inanın yani böyle Bursa falan gibi buralarda ya da Marmara Denizi olabilir. Kırmızı çember de Doğu Akdeniz, şuralarda bir merkez olabilir. Mesela Girit, Girit değil, Girit aşağıda, Girit kendi başına duruyor. Girit'te bir Amerikan üssü var. Atina'da ve Yunanistan'ın diğer taraflarında birkaç Amerikan ya da tırnak içinde NATO üssü var. Onların menzili değil bu. Düşünüp taşındık ne olabilir diye. Amerikan 6. filosunun merkez alındığı zamanki yuvarlakları olabilir. Ama 6. filonun da işte uçak gemisi vesairesi, onların aslında menzili çok daha geniştir. Bu kadar dar. Bunlar şöyle 1000-1500 kilometrelik falan menziller. Yani çok geniş de değil. Belki 1000 kilometre civarıdır. Her neyse şimdi peki yani buradan nereye varıyoruz? Yunanistan bunu stratejik önemini ortaya koymak açısından bu paneli düzenlemiş ve bu haritada Yunanistan'ın stratejik önemini gösteriyormuş. Şimdi tekrar baktık, Yunanistan'ın stratejik önemini Türkiye'nin üzerine de çember çizerek göstermek ve de çemberin hakikaten merkezi, hadi buradan tekrar bakınca Bursa dedik ama Selanik'e kaydırabiliriz onun merkezini, ama o kadar, başka bir yere gitmez. Ama bu mantıkla baktığınız zaman bir Makedonya, bir Arnavutluk ya da Bulgaristan, hatta İtalya'nın Sicilya'sı da çok stratejik oluyor. Çünkü Akdeniz'de herhangi bir noktayı alıp yuvarlaklar çizmeye başladığınız zaman her yer stratejik gelir. Ve böyle çember çizmek de aslında dünyanın en kolay işidir. Pergeli aldığınız zaman haritanın üstüne çemberi çizersiniz de içini doldurmak marifettir. O yüzden Yunanistan'ın stratejik önemi konusundaki bu tip zorlamaları biz mizahi bir gözle bakıyoruz. Orada koskocaman Anadolu dururken Yunanistan'ın çevresine çember çizmek, işte çemberle oynamak gibi bir şey. Onun için nelerle meşguller? Çember çizmekle meşguller. Yine Yunanistan'a bakmamız gerekiyor. Çünkü Yunanistan'ın stratejik önemi falan filan, onlar tartışmalı da, Yunanistan'ın bir çok iyi bir bildiği konu vardır. O da şantaj yapmaktır. Dostlar arasında konuşuyoruz, o anlıyorlar ne demek istediğimizi. Şöyle, Yunanistan bir şey olduğu zaman oyun bozanlık eder. Bunu yapmazsanız bunu yapmam der. Ona şantaj deniyor ama işte mızıkçılık falan diye hoş görmeye çalışırız. Şöyle, bu bir süredir anlatıyoruz.
Yunanistan'ın bir 7 milyarcık borcu var. Temmuz ayında ödenmesi gereken ve bu 7 milyar euroyu şu an yok zaten. 7 milyar euroları da alacaklarla görüşmeler, alacaklarla görüşmeler diye anlatıyoruz. Alacaklarla görüşmeleri tamamladılar. Bunun karşılığında tekrar alacaklardan kredi alacaklar. Sonra öbür cepten tekrar alacaklara aynı parayı verecekler falan, böyle bir, buna da işte stratejik önem diyorlar. Kemer sıkma döneminde stratejik önem böyle oluyor. Aldığınız parayı tekrar geri veriyorsunuz. Fakat dün de söyledik, Yunanistan'ın başka bir derdi var. Yunanistan borçları ödeyemiyorum, bu borç, toplam borcu silin diyor. Alacaklara borç silinmesini istiyor. Dün de hatta söylemiştik, yeni kavramlar getirdiler. Borçlunun yükümlülüğü vardır ama alacaklının da yükümlülüğü vardır diye. Onu da merak etmiştik. Alacaklının yükümlülüğü yalnızca verilen parayı kabul etmektir. Sen borcunu ödemedikten sonra alacaklının ne yükümlülüğü olacak diye. Aynı boyutta devam etmişler. Ve bombayı aslında bu sabah Alman gazetesi Bild patlattı. Bild diyor ki, Atina, borcu silmezseniz bu Temmuz'daki parayı ödemem dedi. Şimdi sırf bu haberle euro düşmüş. Sabah bir ortalık karıştı çünkü piyasada ne oluyor? Yunanistan'dan açıklama, ne açıklaması? Borcumu ödemem diyor. Şimdi 7 milyar ödemediği zaman çok bir şey değil de Yunanistan patlıyor demektir. Onun için euro karışmaya başlamış. Sonra hemen artık fırça mı yediler, ne yaptılar? Yunan Maliye Bakanı'nın açıklaması var. Bild sözlerimi çarpıttı. Niye çarpıttı? Demek ki ağzının kenarında bir şeyler ima etmiş. Onlar da yazınca, olay da büyüyünce sonra tevhile gitmişler. Neymiş? Ben dün öyle demedim. Ama alacakların da artık bu borç silmesi konusunda bir şeyler yapması gerektiğini falan filan. Şimdi gazetenin haberini tam bilmiyoruz ama Alman çevreler de herhalde bunu duymuş olmaları gerekiyor. Yani Yunanistan'ın böyle bir niyeti var. Sırf sistemi tıkamak için ve olayı büyütmek için ve de ilgiyi üzerine çekmek için, işte parayı vermez, borcumu silmezseniz ben bu parayı vermem. Vermediği zaman işte ortalık karışacak. Sonra herkes Yunanistan batıyor mu olacak. Tam mevsim, Alman seçim mevsimi, Eylül'e kadar Merkel'in böyle bir baş ağrısından uzak durması gerekiyor. Almanya ile falan uğraşamaz. Onun için Almanya'ya özel mesaj gidiyor. Böyle bir ortamda daha borç ödemede şantaj yöntemini bırakmamış ama stratejik önemi var mı? Var. Muhteşem mi? Muhteşem. Yunanistan'ı izliyoruz. Tabii ki Ramazan, hayırlı Ramazanlar. Ramazan İslam dünyasında ve böyle diğer ülkelere de baktık ne yapıyorlar diye. Malezya'dan hem güzel görüntüler var hem Malezya'nın Ramazan mutfağını da şöyle bir görme imkanımız oldu. Malezya'da açık işte pazar kuruluyor her gün ve iftariyelikler o pazarda alınırmış. Ve bu paya dedikleri payacaras iftariyeliklerde en dikkati çeken ve en çok istenen yiyecekmiş. Malezya'nın özel yiyeceği. 5 parçası 3,5 RM. Fakat halk diyor ki bu pahalı. Geçen sene daha ucuzdu. Üretici ya da işte satıcı diyor ki zam yapmak zorunda kaldık. Maliyetler yükseldi. Yani Ramazan'da çarşı pazarının bir yıl öncekinden daha pahalı olduğu konusu Malezya'da da Ramazan gündeminde. O açıdan getirmek istedik. İlginç yiyecekleri var. Çoğu böyle kızartma, bizim böreklere, puf böreklere falan da benziyor. Tadını tam bilmiyoruz ama Malezya'da çok aktif ve heyecanlı bir Ramazan, evet, gözlemeyi gördük. Demin gözlemeye tekrar bakabiliriz. Gözleme bizden uzak değil. Ama bu işte payacara diye geçiyor. O Malezya'nın kendine özgü yiyeceği. Herhalde içinde pirinç falan da var karışım olarak. Uluslararası mutfağı da iyidir Malezya'nın. Ama gözlemeyi de yapıyorlar. Börek gözleme, buyurun ağzınıza layık. Yani Malezya'da Ramazan ve sofrası gayet güzel. Allah kabul etsin. Gayet iyi. Devam ediyoruz.
Almanya'dan uzak kalmaya çalıştıkça Almanya kendisine gündem yapıp bizim programı işgal ediyor. Onlardan bir tanesi şu. Şuradan başlayalım. Dergi Der Spiegel. Bu sayı değil. Bu önceki bir sayıydı da ama orada işte Macron'u almışlardı kapağı. Biz de Macron'u kılmamak için Der Spiegel'i bu Macron kapağıyla anmayı uygun gördük. İşte Der Spiegel nedir? Haftalık bir dergidir. Kıymeti ya da etkisi nedir? Valla kıymeti ve etkisi tartışılır ama geçen haftaki sayısında ağır bir başyazı, editoryal başyazı var. Ve de mesaj gayet net. Diyor ki Donald Trump'tan kurtulma zamanı gelmiştir. Önce baktık Der Spiegel hangi kamuoyuna hitap ediyor, kim? Almanca, İngilizce baskısı da var ya da İngilizce versiyonu var da bir Alman dergisinin bu şekilde canhıraş biçimde, yani Donald Trump'ın artık görevden alınması ve iş başından atılması boyutunda bir şeyin yaygarasını yapması çok dikkatimizi çekti. Peki neden, yani Donald Trump'tan ne istiyorsunuz? Baktık. Şöyle diyor ki Amerika başkanı olmaya ehil değil. Yani bunu bir San Diego Tribune söylese ya da New York Times söylese, onlar da söylüyorlar da hadi o anlaşılır da Der Spiegel'e ne oluyor? Onu bir türlü hala çözemedik ve onun sancısı içindeyiz. Der Spiegel oturmuş, işte Der Spiegel'in yazı kurulu neyse editörleri oturmuşlar, diyorlar ki Donald Trump berbat bir başkandır. Bu makamın gerektirdiği entelektüel yapıya sahip değildir. İşgal ettiği makamın önemini anlayacak durumda değildir. Donald Trump bir şey okumamaktadır. Bakın Der Spiegel'e nasıl dert olmuş. Donald Trump bir şey okumuyor. Ya size ne? Yani hayır. Der Spiegel diyor ki Donald Trump bir şey okumuyor. Yani bir şey okumuyor dedi, işte istihbarat raporlarını okumuyor, briefing raporlarını okumuyor falan, ona kastediyor. Yoksa roman okumuyor değil. Roman zaten okumaz. Onu biliyoruz. İşte önemli dosyaları incelemiyor, izlemiyor. Evet, sonra konular hakkında hiçbir bilgisi yok. Peki, ve bu sebeple başka şeyler de söylemiş. Yalancı, ırkçı, sahtekar, bunu da demişler. Tekrar yani bir Alman dergisinin kendi siyasetçilerine bu kadar giydirmediğini biliyoruz. Alman siyasetçilere bile bu kadar giydirmeyen bir Spiegel'in Amerikan siyasetine bu şekilde müdahil olma çabası gerçekten göz yaşarttı. Peki başka ne derdiniz var Donald Trump'la? Şöyle, umutları da yok. Yani şimdi bu işte görevden alınmalıdır, atılmalıdır diyor. Ha bir de bunun nasıl olacağını da söylememişler açıkçası. Yani ne yapalım Donald Trump'ı sizi memnun etmek için? Donald Trump'a suikast mı yapalım? Darbe mi yapalım? Nasıl görevden alalım? Onu söylememişler. Maalesef orada bir eksiklik var. Fakat başka bir şey diyor. Diyor ki anlaşılan Amerika önümüzdeki 4 yıl içinde bu Donald Trump'ı yerinden etmeyi başaramayacak. Ha yani ona da dert olmuş. Yani bu gidişte diyor, bu dört, yani bu iyi bir haber bir anlamda, haberi oradan da alıyoruz. Donald Trump'ın görevden alınamayacağını Der Spiegel söylüyor. Başka, o yüzden 4 yıl boyunca da bunun bu şekilde devam etmesi istenemez, arzulanmıyor, istenmiyor. Bu yüzden uluslararası topluluk Beyaz Saray'ı dışarıda bırakacak ve kendisini Amerika'ya bağımlılıktan kurtaracak bir yöntem bulmalıdır. Spiegel bunu Merkel'e söyledi mi, yoksa Merkel'den duyduğunu mu yazdı? Bu yazıyla Alman hükümetinin son çıkışları ve Bayan Merkel'in elinde bira bardağıyla abuk subuk konuştuğu o toplantı arasında bir bağlantı var mı diye bir inceden düşünmek ve yorumlamak gerekiyor. İşte başka ne derdiniz var Donald Trump'ı neden istemiyorsunuz deyince, Suriye ve Libya konusunda diyor kriz yükseliyor ama biz Almanya olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nı aradığımız zaman telefonlara kimse çıkmıyor. Şimdi bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu Henry Kissinger'ın Avrupa'yı aradığımız zaman kimi arayacağız falan gibi bir anekdotu vardır. Ona atfen böyle bir şey uydurduklarını düşünmekteyiz. Uydurma, çünkü şuradan uydurma. Suriye ile Libya konusunda Almanya'nın son
3 yıldır, 5 yıldır doğru dürüst yapıcı bir şey yaptığını gören bilen yok. Dolayısıyla Amerikan Dışişleri Bakanlığı'yla Suriye ya da Libya konusunda bir şey konuşma ihtimallerinin hayli düşük olduğunu söyleyebiliriz. Orada da inandırıcı değiller. O yüzden Dışişleri Bakanlığı'nı arıyoruz, telefon çalmıyor falan. Bakın Dışişleri Bakanlığı da Tillerson. Tillerson'ın makamının numarasını size şimdi verebilirim. Oradan arayın, belki çıkar. Onun numarasını verebiliriz Spiegel'e. Bütün bu kakafoni içinde hepsi hikaye. Kendi görüşlerini, tamam, Alman medyası da özgürdür, istediğini yazabilir. Olay şuraya geliyor. Bakın dün Macron'un el sıkışmasını anlatmıştık. Niye Trump'ın elini öyle deli gibi sıktın deyince lafa hemen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ve Donald Trump böyle el sıkmalardan anlar falan filan diye olayın birden şeyini değiştirmiş, çerçevesini değiştirmişti. Bu şekilde Spiegel'in bu yazısı da yine tekrar buraya geliyor. Yani dünyanın bu dört liderden aşırı bir rahatsızlığı var. Bu liderler çabalarını aslında koordine etmiyorlar. Yani bu dört lider birbiriyle danışarak hareket etmiyor. Tam tersine bu dört lider arasında da önemli görüş ayrılıkları var. İşte Türkiye'nin tavrı malum. Böyle bir ortam olduğu halde karşı taraf, yani bu liberal tereyağı tarafı dediğimiz liberal tereyağı liberalleri böyle bir cephe oluşturmuş durumdalar ve herkesin kellesini istemeye cüret ediyorlar. En son Donald Trump'a da uzandılar. Amerikan Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı'nı görevden almak size mi düştü diye biz soruyoruz. Cevabını alırsak yine konuşacağız. Dünyada Müslüman olarak seyahat etmek diye bir kavram var maalesef. Müslümanların dünyada seyahat etmesi, bir yerden bir yere gitmesi, uçaklara binmesi, havaalanlarından geçmesi, pasaport polisi, kuyruklar, güvenlik, hepsinde Müslüman olmak özel bir özen istiyor. Çünkü Müslüman olduğunuzu anladıkları zaman tipiniz ne kadar batılı, uluslararası ve uygar olursa olsun pasaportunuzda Müslüman bir ülkenin adı yazdığı zaman siz otomatik o klasmana giriyorsunuz. Hiç önemli değil. Şimdi Avustralya'da da bir Müslüman derneği hukuki yardım olarak Müslümanlar uluslararası seyahatte neler yapmalı diye bir broşür hazırlamışlar. Bu daha önceki bir konferansın ta 2013-2015 falan, o zamandan beri bu sorun devam ediyor fakat giderek tırmandığı için sorun. En sonunda kitap, broşür basmışlar. Ne yapmalısınız? Müslümansınız. Bir yerden bir yere gideceksiniz. Nelere dikkat etmelisiniz? İş bu kadar saçmalığa geldi. Ne yapmaları gerekiyormuş? Şu. Resmen diyor ki hukukçular, Avustralyalı hukukçular, Müslüman hukukçular, Müslümanlara diyorlar ki telefonunuzu temizleyin. Akıllı telefonunuzda şüphe çekecek herhangi bir fotoğraf, şiddeti özendiren ya da işte terör izlenimi verecek herhangi bir fotoğraf, görüntü, alıntı, bir şey olmasın. İşte ben tweet falan yok, hayır. Sosyal medya hesaplarınızı temizleyin diyor. Başka? Mesaj görüşmelerinizi silin diyor. Çünkü mesajlar işte kime kim ne mesaj gönderdi, kim ne cevap aldı, grup mesajları hepsi tehlikeli. Onları silin diyor. Başka? E-maillerinizi temizleyin diyor. E-mailinizi ve Facebook hesabınızı ve diğer hesaplarınızı logout ederek, hesaptan çıkarak diyor. Telefonunuzu ya da laptopunuzu taşıyan, laptop taşımak da şimdi aslında yasaklanacak. Bütün Amerika'ya gidecek bütün uçaklarda laptop yasağı geliyor aslında, onu da söyleyebiliriz. Böyle bir ortam. Başka işte görüntülere dikkat edin, ifadelere dikkat edin, kilit kelimelere dikkat edin. Kilit kelimeler işte bomba gibi bir yemek yaptım. Aa gitti. O bomba dediğiniz için o yemek falan filan hepsi. Müthiş bir partiydi. Herkes uçtu. Ne uçtu? Kim uçtu? Tehlikeli laflar. Bütün bunların hepsinin risk olduğunu yazmışlar. Sonra Avustralya'da tartışma çıktı. Siz teröristlerin gümrükten ya da pasaport polisinden ya da işte diğer yetkililerden kurtulması için onlara ipucu veriyorsunuz. Onlar da diyor ki hayır, biz yalnızca Müslümanlara başlarına gelebilecekleri uyararak
Onları sorundan kurtarmaya çalışıyoruz. Böyle bir dünyadayız. Avustralya hükümeti işte taraf olmuş. Aynı zamanda hukukçular diyor ki biz bunu Avustralya hükümetinin uyarılarından toparladık. İş daha da karıştı. Hükümetin meğer uyarılarıymış bunlar. Böyle bir ortamda geldiğimiz nokta bu. Müslüman olmak, otomatik zanlı olmak, suçlu olmak noktasına geliyor ve telefonlarınıza ve diğer elektronik aygıtlarınıza dikkat edin diyorlar. Portland'daki cinayet. Bir başörtülü, iki Müslüman kıza sataşan ırkçı abuk subuk tehditler yağdırıyor trende. Tren yolcuları müdahale ediyorlar, sus falan diyerek ve adam bıçağını çekerek iki tren yolcusunu boğazından keserek öldürüyor. Üçüncüyü de yani öldürmek kastıyla saplamış fakat üçüncü şans eseri kurtuldu. Yoksa ölü sayısı 3 olacaktı ve bu yaratığı işte önümüzdeki saatlerde mahkemeye çıkaracaklar. Mahkemenin boyutu şu. Bunu bir nefret suçu olarak mı? Bu da yakalanma anı. Yakalanma anı daha da berbat. Polis çok ince davranmış, vurmamışlar. Nazikçe teslim olmasını söylüyorlar. Neyse o da işin başka boyutu. Şöyle, bunu terör suçu mu sayılacak bu yoksa işte nefret suçu mu sayılacak? Terör suçu sayılırsa o zaman başka boyutlar kazanıyor. Onun için önemli. Bu arada Portland'da durum gayet gergin. Portland'ın Cumhuriyetçi Partisi diyor ki siyasi toplantılarda artık asker, ulusal muhafızlar, bu da saldırıya uğrayan kızlardan bir tanesi, bunun görüntüsünü biliyorsunuz. Ulusal muhafızlar Portland'da güvenliği sağlasın. İş artık buraya girdi. Yani saldırı artık olağan. Onun önlenmesi için de askerin devreye gezmesi falan gibi olaylar. Amerika iyi yere gitmiyor bu konuda. Onu gözlemekteyiz. Portland cinayeti yalnızca suyun üstündeki buzdağının küçük parçası. Son 2,5 dakikada ne yapabiliriz? Son 2,5 dakikada Balkan Savaşı'nı anlatabiliriz. Şöyle, tarihte bugün. Tarihte bugün Türk-Osmanlı tarihi için dramatik yerlerden bir tanesi. 30 Mayıs 1913 Londra Anlaşması imzalandı. Londra Anlaşması ne? Londra Anlaşması 1. Balkan Savaşı denen felaketin anlaşmasıdır. Balkan Savaşı öncesinde Balkanlarda Osmanlı varlığı evet vardı. Çoğu zaten işte Sırbistan, diğer etnik grupların bağımsızlığa ulaşması, kavuşması, muhtelif ayaklanmalar onlar yaşanmıştı da asıl hala Balkanlarda bir Osmanlı varlığı mevcuttu ve bu Osmanlı varlığını ortadan kaldırmak için bu saldırı gerçekleşti. Kimler yok? Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan, hepsi Rusya destekli olarak. Aksi halde bu şekildeydi manzara Almanlarda, Balkanlarda. Edirne, Selanik, sonra Manastır, Adriyatik'e kadar ulaşan bir Osmanlı toprağı vardı. Fakat Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan bu kısmı, o kalan kısmı da ele geçirmek için saldırdılar ve asıl Balkan Savaşı'nı Osmanlı tarihinde anlatırken işte bir felaket gibi görürüz. Halbuki batılı tarihçiler der ki, bunu belki bundan sonra daha iyi tartışmak gerekiyor. Batılı tarihçiler der ki Osmanlı'nın Balkanlarda zayıflaması ve istikrarsızlığa düşmesi 1912-13 Balkan Savaşı'ndan önce başlamıştır. 1908 İttihat Terakki ayaklanmasıyla başlamıştır. Makedonya ayaklanmasıyla başlamıştır derler. Bu kısım bizde böyle pişt geçilir. Çünkü Balkan Savaşı işte İtalya'da, Trablus'ta, Derne'de savaş vardı. Sonra birden Balkan Savaşı çıktı. Böyle kendiliğinden çıkmış gibi. Hayır, kendinden değil. Osmanlı'nın 1908 sonrası istikrarsızlığa düştüğünü fark eden Rusya ve diğer devletlerin fırsattan istifade
Osmanlı'yı Balkanlardan atmak için giriştikleri bir olay ama tekrar istikrarsızlık. Çünkü aynı şekilde 1878 tamam kaybedilmiş bir sürü Balkanlarda yer vardı fakat 1878 itibariyle Osmanlı'nın hala Adriyatik'e çıkışı vardı. Ege'nin diğer tarafına çıkışı vardı ve Edirne neyse Selanik'te oydu. Balkan Savaşı sonrasında neredeyse İstanbul'u kaptırıyorduk. Neyse kahramanca onu kurtardık. Kaç saniye? Son 15 saniye. Balkan Savaşı'nı daha uzun konuşmamız gerekiyor. Kendiliğinden olan bir felaket değildir. Fırsattan istifadedir ama iç dinamiklerimiz de etkili olmuştur maalesef. Bu notta kapatıyoruz. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalınız.